Merhabalar. İzmir'e dair televizyonu izleyicileri, medya platformu izleyicileri. Bugünkü konuğumuz oldukça ilginç bir konu benim için. Çünkü kendisi çok uzun yıllar hem İzmir'deki katılımcılık hayatına, demokratik katılım hayatına hem kadın haklarına önemli katkılarda bulunmuş. Seniye Nazik Işık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim iltifatınıza da. Rica ederim. Nazik Hanım, daha çok bilindik ismiyle hitap edeceğim kendisine. Nazik Hanım olarak bilinir, Nazik Işık olarak bilinir. Kısa bir özgeçmişinden bahsetmek isterim. Oldukça uzun bir özgeçmişi var ama çok ana başlıklarıyla. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 78 yılında mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin ekonomi politikaları alanında yüksek lisans yapmış. Ardından da Londra Üniversitesi'nde kalkınma alanında yüksek lisans yapmış. İkinci bir yüksek lisans yapmış. İş hayatı 79 yılında, 79-2002 arasında kamuda devlet planlama teşkilatında olmuş. 99-2012 arasında Hacettepe Üniversitesi'nde farklı alanlarda dersler vermiş. 2013-2009 arasında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği projelerinde hem danışman hem de koordinatör olarak görev yapmış. Bu arada 2010-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Sekreterliğini yürütmüş. 2012-2014 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliği yapmış. STK geçmişi oldukça kalabalık, hala zırh görevleri de oldukça fazla. Daha çok kadınlar ve kadın hakları üzerine STK'larda hem kurucu olmuş hem yönetimlerinde de hala zırh devam ediyor. Kent konseyleri geçmişi oldukça etkili. 2015-2021 yılları arasında Karabağlar'da kent konseyi başkanlığı yaptı. 2020-2022 yılları arasında da İzmir kent konseyi başkanlığı yaptı. 15 derneğe üyeliği var, yönetim kurullarında, başkanlık seviyesinde ya da üye olarak. Yazıları var, 3 uzmanlık tezi var. Makaleleri, gazetelerde yazıları, kitaplarda yazıları var. Dolayısıyla oldukça zengin bir geçmiş. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, ben sohbetimize geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız 12 Eylül darbesiyle başlamak isterim. Çünkü hep inandığım şey şudur, 12 Eylül, Türkiye demokrasi tarihinde hep kesintiler olmuştur ama 12 Eylül darbesinin kesintisi ya da etki alanı çok daha derin oldu, derin izler bıraktı. Tabii bu demokratik katılımla ilgili, farklı alanlardaki kazanımlarla ilgili oldukça hırpalayıcı bir dönem oldu ve hala bunun etkilerini devam ettiriyor. O dönemlere ilişkin, hatta o dönemin mağduriyetlerini en derin hissedenlerden birisiniz. Anlatmak isterseniz belki anlatırsınız ama onları da belki değiniriz. Oradan başlayalım. Yani bu demokratik katılım kırılımı toplumda bugüne nasıl yansıdı, o günlerde nasıl başladı, nasıl derinleşerek devam ediyor? Evet. 12 Eylül'e nasıl geldik, ne oldu kısmını süreyi iyi kullanmak için bir tarafta bırakıyorum. Belki özgeçmişime eklenmesi gereken şeylerden biri. Hayatım boyunca siyasi bir insan oldum. Siyasetle yakından ilişkili oldum. 2010'dan bu yana da Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif olarak siyaset yürüttüm. Kent konseyiyle ilgili şeylerde siyasi partide önde görevleri olan insanların olmaması gerektiğini düşündüğüm için kent konseyinde, ya partide seçilmiş ve dışa dönük görevleri olmaması gerektiğini düşündüğüm için parti üyeliğimi sürdürdüm ama partide önde bir görev almadım. Belki hani bunlar da ilkesel yaklaşımımızla ilgili söylenmesi gerekenler. Şimdi 12 Eylül tabii ondan önceki askeri yönetimlere göre hem daha derin bir kırılım hem de daha uzun sürmüş bir kırılım. Yani bir 60 ihtilalinden söz ederseniz çok kısa bir süre sonra kurucu meclisin yeni anayasayı yaptığını ve seçimlere geçildiğini görürsünüz ve
tekrar parlamenter düzene dönüldüğünü görürsünüz. Bir 12 Mart'ta zaten hani meclisin tümden ortadan kalkması gibi bir sonuç ortadan kaldırılmış bir müdahale söz konusudur. Yani askeri müdahaleler arasında 12 Eylül sadece siyasi kurumları değil başka kurumları da çok uzun süre ortadan kaldıran bir yönetim getirdi diğerlerinden farklı olarak. Diğerleri çok kısa süreli kapanmalardır. Sıkı yönetim dönemlerinde falan kısa süreli şeyler söz konusudur. Burada bütün siyasi partiler kapatıldı meclise ilaveten. Senato ve parlamentonun, iki taraflı parlamentonun. Hatta siyasi partilerin genel başkanları da işte en çok bildiğimiz Demirel'le Ecevit'in gönderilmesi meselesidir. Aynı yerde kaldıkları ile ilgili çok hikaye anlatılır. Kıbrıs'a da gönderilenler var biliyorsunuz aynı tarihte. Aynı yerde kalmaları bir döne kadar ilgi çekmişti, evet, değil mi o, evet, fotoğraflar? Evet, ama yani mesela o siyaset yapma kültüründe bütün farklı siyasi partilerin yine de bir Büyük Türkiye fotoğrafında ortaklıkları var. Zeminleri var. Yani bu da mesela bence kayda değer şeylerden, doğru, bir tanesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımı konusunda problemin olmadığı bir dönem, anlaşmazlığın meclise yansıyan siyasi partiler açısından anlaşmazlığın olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Şimdi tam öyle değil biliyorsunuz. Doğru. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açık veya örtük ajandasının farklı şeyler içerdiğini daha yakından biliyoruz. Hani sadece muhafazakar olmak değil, demokrasi dışı yöntemlerinde gündeme geldiği ve aynı zamanda muhafazakarlık adı altında İslami bir rejime zorlayıcı tarafları olduğunu da biliyoruz. Şimdi işte mesela bunların da tohumları o 12 Eylül'de, doğru, atıldı diğer darbelerden farklı taraflarından. Bir İslam modelinin. Aynen. Yani işte bir komünistin tehlikesi o kadar böyle yakın hissedilen, o kadar solculardan korkulan bir dönem ki Rabıta'nın bize verdiği dini eğitim yardımlarına koşa koşa evet diyen bir yönetim söz konusu 12 Eylül'de. İlaveten mesela bütün sendika ve konfederasyonlar kapatıldı. DİSK biliyorsunuz bütün DİSK yönetimi idamla yargılandı. Açık tek bir dernek kaldı. İki Türk Hava Kurumu, Kızılay, başka da var. Ha, Çocuk Esirgeme Kurumu. Üç kuruluş dışında bütün dernekler, vakıflar kapatıldı. Vakıflar daha erken açıldı ama eğitimle ilgili vakıflar özellikle. Yani bunların bu kapalılığı da 3-4 yıl sürdü. Pek çoğu yargılandı. Yani ben de mesela yargılanırken bir dernekle de ilişkim, yargılama dosyamın içerisinde siyasetti, bir illegal partiyle yaptığıma gerekçe gösterildi. Hani bu düzeyde problemler yaşadık. 650 bin kişinin gözaltından geçtiğini biliyoruz. 71 bin kişinin o dönemde tutuklandığını biliyoruz kısa süreli. 52 bin kişinin yargılandığını biliyoruz. 230 bin davanın açıldığını biliyoruz. Bütün muhataplarının yakınlarıyla birlikte değerlendirdiğinizde o yarının derinliği milyonlarca insan etkiliyor. Şimdi hani Türkiye öyle bir yer ki bir coğrafik yapısı itibariyle bulunduğu yer, hani bu jeostratejik olarak belki çok önemli olmamızı ve pek çok uluslararası ilişkide önemli bir denge, vazgeçilmez olma gibi bir şansı da var Türkiye'nin, ama çok önemli bir denge gücü, hani böyle terazinin ortası vaziyetinde olma şansı veriyor Türkiye'ye belki, ama aynı zamanda bir geçiş ülkesi haline getiriyor ve pek çok problemin de çevremizde dolaşmakta olması, bundan etkilenmek gibi sonuçlar da yaratıyor. 12 Eylül bu açıdan mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasını, Yunanistan'ın üyeliğine evet diyerek ortadan kaldıran, bir nevi engeli biz kendi ellerimizle, gittiğimiz yer, evet, neresidir konusunda halkın da kafasını karıştıran bir problemli bir alana dönüştürüyor Avrupa Birliği ile Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu Batı standartlarında bir ülke olmak
idealinden aslında uzaklaştırıcı etkiler de içeriyor baktığınız zaman. Yani 12 Eylül, evet, 84'te fiilen seçim yaptı ama ortaya koyduğu anayasa bugün hala tartıştığımız bir anayasa. Ana omurgası itibariyle duruyor yani yerinde. Aynen. Ana fikri duruyor. Aynen duruyor. Yani 17 kez değişiklik yapıp son değişikliğiyle ruhuna döndü zaten tek adam rejimine. Asıl ruhuna dönüş yapmış son iki değişiklik. Öyle değişiklikler. Fakat bu şey kısmı son derece ilginç. Yani esasında bir takım bu tip radikal darbelerin, sert darbelerin kısa süreli olmasıyla ilgili bir beklenti olur. Çünkü ne kadar sertse aslında bir dönüşümü istediği için çabucak dönüşüm öngörür. Göstermelik dönüşüm belki 84 seçimleriyle oldu gibi ama çok derin bıraktığı yara bütün bu biraz önce bahsettiğiniz demokratik kurumların tırpanlanmasında bu insanların neredeyse hayattan uzaklaştırılması sonucunda %100 bakın ve tedavi edilemez bir yara bıraktı. Çok doğru bir tespit. Yani hani ben 1957 doğumluyum. Hani üniversiteyi bitirmişim 80 darbesinde. İşte 22-23 yaşlarında bir genç kadın. Meslek hayatının çok başında. Akademik çalışmalarına yeni başlamış bir. Benim gibi binlerce genç, 30 bin kişi mülteci oldu bu. 68-78 kuşağından hani 30 bin nitelikli insanını kaybetmek demek bu. 50 kişi asıldı. Bunlardan bir tek asala militanını çıkarın. Geri kalan 49 kişi gerçekten bu ülkenin gencecik insanları ve biz deniz gezmişleri büyük bir saygıyla hala anıyoruz değil mi? Hani 12 Eylül dönemin, 12 Mart döneminde kaybettiğimiz 3 fidanı. Ama 12 Eylül dönemindekilerin isimlerini bile Erdal Eren'in 18 yaşını doldurmadan asılması söz konusu olması neredeyse hatırlamıyoruz isimlerini. Yani böyle kitlesel bir kıyım dönemi söz konusu. Hani idamından dernek kapatmasına, sokakta rap rap sesi duyunca sokağa çıkma yasaklarının çok uzun süre devam etmiş olması. Yani demokrasi açısından demokrasi böyle kesintiye uğrayabilir duygusunu, fikrini insanlara yerleştiren, siyaset kötü bir şeydir fikrini yerleştiren ve bunu defalarca insanlara yediren bir anlamda sindire yerleştiren bir dönemden söz ediyoruz. Şimdi böyle bir dönemde 82 Anayasası'yla birlikte Cumhurbaşkanı da seçildi biliyorsunuz, evet. Kenan Evren. Yani sadece darbenin başı olan paşalardan en büyüğü olmadı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak 7 yıl bu ülkede görev yaptı. O zaman 7 yıldı Cumhurbaşkanlığının süresi. Yani fiilen 9 yıl parlamenter düzene geçiş gibi 84 görülse bile fiilen 9 yıl zaten o Milli Güvenlik Kurulu başta kaldı. Yani bu çok uzun bir kesinti. Kurumsal olarak da pek çok kurumu ortadan kaldırdı. İzlediği ekonomi politikalarıyla bu otokratik yönetimlerin gücünü, darbeci yönetimlerin inanın sürdürdü ve belediyelerde falan inanılmaz tahribat yarattı. Mesela belediyelerin sosyal belediyecilik içeriği tamamen boşaltıldı. İşte yolsu kanalizasyondan ibaret bir belediyecilik anlayışını oralara da getirip üstelik ne eğitimiyle, ne siyasi kültürüyle, ne siyasi geçmişiyle seçilmemiş olan, birikimleri de son derece sınırlı olan askerleri getirdi biliyorsunuz. Kayyum olarak onları oturttu. Ve bütün bu süreç aslında. Yani evet. Demokratik kültürü de tahrip etti. Tahrip. Yerel düzeyde bile tahrip etti. Yani sadece merkezi iktidar düzeyinde değil. Hani burun buruna yaşadığımız belediyelerde bile ucuna geldiğimiz bir değişimi, katılımcı değişimi ortadan kaldırdı. Yani 12 Eylül bu anlamda izlerini, etkilerini hala takip etmekte olduğumuz, görmekte olduğumuz bir kuşak insanın hani ortadan silinmeye çalışıldı. Benim mesela görevime dönmem 9 yılımı aldı. Yani şimdi bu o sürede kaybedilen katılım, demokratik katılım mekanizmaları, tırpanlanan mekanizmalar
sonra inşa edilmesi çok zor oluyor. Ve siz yıllarca bu katılım mekanizmalarını özellikle kadınlar üzerinden hem siyasette hem iş hayatında katılım mekanizmalarını geliştirmek için çok emek sarf ettiniz. Böyle bir yıkımın ardından inşa etmek son derece zor. Hala bu zorluklar yaşanıyor. Burada kent konseyleri önemli hale geliyor. Yani yasası itibariyle, kuruluş felsefesi itibariyle oldukça etkili olmasını beklediğimiz organizasyonlar. Sizce bu yeterince amacına ulaşabilmiş midir? Yani burada özellikle hem Karabağlar'da uzun yıllar hem de İzmir'de bir dönem kent konseyi başkanlığı yaptığınız için söylüyorum. Bu 12 Eylül döneminin yarattığı tahribattan sonra iyi niyetle ortaya konulan bu kent konseyi mekanizması yeterince aktif, etkin bir şekilde işletiliyor mu? Şimdi yani tabii kent konseyi aslında yerel siyasete, yerel yönetimlere müdahale amacıyla, halkın katılımı amacıyla oluşturulmuş yapılar. Benim önceki deneyimlerim arasında Yerel Gündem 21 Yeni Mahalle'de kadın sekreterliğini yürütmüştüm yönetimde. Daha sonra Çankaya Kadın Kolları, Çankaya Kadın Meclisi'nde, kent konseyinde, yönetimde yer aldım. Yani hani sadece İzmir'deki Karabağlar ve İzmir Kent Konseyi deneyimlerim değil katılımcılıkla, yerel düzeydeki. 2002'den beri ben yerel düzeyde katılımcılık konusuyla uğraşıyorum. Ondan önce de Kadın Dayanışma Vakfı'nın kurucularından biri olarak sosyal hizmetlerle ilgili vakfı fonları mütevelli heyetlerinde sivil toplumun yer almasıyla ilgili çok emeğim vardır. Yine sığınakların sosyal hizmet kurumları olarak ortaya çıkmasıyla birlikte bu sığınakların, kadın sığınaklarının denetiminde katılımlı denetim mekanizmalarıyla ilgili var. Kişisel olarak da aslında Ekonomik Sosyal Konsey'in kurulmasında çok gurur duyarım, övünürüm. Türkiye'de 91 seçimlerinde ben ilk Türkiye'de Ekonomik Sosyal Konsey kurulması gerektiğini savunmuş ve o zaman İnönü ve Demirel iki büyük siyasi partinin liderleri her ikisine de mektup yazarak bürokrasi içerisinde sağlayamadığım gelişmeyi seçim bildirgelerine almaları için önerilerimi sunmuştum, çerçevemi sunmuştum. Her ikisi de seçim bildirgesini almıştı. 94'te de yasalaştı biliyorsunuz Ekonomik Sosyal Konsey. Bugün mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öldürdüğü kurumlardan biridir Ekonomik Sosyal Konsey. Ekonomik Sosyal Konsey bu ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının merkezde en yüksek düzeyde farklı tarafların, farklı siyasi aktörlerin, oyuncuların katılımıyla değerlendirilmesi ve bir ortak akıl üretimi ile ilgili sonuç elde etmeye yönelik bir kurumsallaşma Avrupa Birliği'nin de ruhunda var. Birleşmiş Milletler'in ruhunda da var biliyorsunuz. ECOSOC her iki kurumda da, her iki uluslararası yapılanmada da var. Yani katılımcılıkla sadece konseyler bağlamında uğraşmış biri değilim. Daha merkezi siyasette, daha geniş çaplı siyasi işbirlikleri ve ittifakların, koalisyonların, uzlaşmaların oluşturulması bağlamında da bir ilişki içerisinde oldu. Ama hani kent konseyleri bağlamındaydı sorunuz. Sadece oraya odaklanarak söylemek gerekirse henüz bu amaca, yerel katılım amacına yeterli düzeyde ulaşabilmiş bir kent konseyi yapısından İzmir'dekiler de dahil olmak üzere ki Türkiye'de en gelişmiş kent konseyleri arasında sayabiliriz İzmir'deki kent konseylerini. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun çeşitli nedenleri var. Çok belirgin, çok öne çıkan bir nedeni var mı? Yani? Birkaç tür şey üzerinde. Yani işte 12 Eylül o çok temel bir sivil toplum örgütlerinde bir dönemi mesela artık mahalle dernekleri yok. Mesela. Benim ilk çalıştığım dernekler 12 Eylül öncesinde üniversite öğrencisiyken
mahalle çalışmalarında ilk çalıştığım dernekler mahalle dernekleriydi. Okuma yazma kurslarını mahalle dernekleriyle düzenliyordum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın elemanı olarak üstelik de hani part time. Bugün hayalini kuramayız böyle. Bugün hayali yok bu tür şeylerin yani. Hani bu mahalle derneklerinden çok azı hala var ve şimdi sistemde mahalle derneklerinin yeri yok. Halbuki mahalle dernekleri bildiğiniz işte yaptırma, güzelleştirme derneği falan gibi dernekler o yerelle hemhal olan o yerelin gelişme, kalkınma yapısıyla doğrudan ilişkili ve insanların kendi ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili. Ben hatırlarım daha 75-76 yıllarında Ankara'da Öveçler'de 4 duraklık bir mesafeyi yürüyerek gitmek zorundaydım okuma yazma kursu verdiğimiz yere. Kadınlara akşamları da erkeklere de veriyordum okuma yazma kursu. Bir okulla mahalledeki dernek anlaşmasıyla yapıyorduk bunu. Ve belediyenin bana verdiği, belediyenin diyorum, Milli Eğitim'in bana verdiği para otobüs biletime ancak yetiyordu. Hani öyle de komik bir para yani verdiği para. 4 duraklık mesafede asfalt olmadığı için ben bahçe çizmesi almıştım. Son durakta o çizmeleri bir bakkal dükkanıyla anlaşıp orada bırakıyordum. Otobüsten inip şimdi oralar aldı yürüdü. Hani bambaşka bir yere dönüştü. Ama o 4 duraklık mesafeyi, aşağı yukarı 40 dakikalık bir mesafeyi yürüyerek gidiyordum ve çamur içinde gidiyordum. Bakın mahalle dernekleriydi o yolun yapılması için. Kadınlı, çoluklu, çocuklu birlikte. Ve kadınların birlikte daha çok katılımı için en yakın zemin. Yani mahallede varsa katılabiliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani kadınlar için tabii ki kadınlar da homojen ve tek bir kitle değiller ama gelirleri daha düşük olan, bağımlılıkları daha yüksek olan bir kesimden söz ediyorsak, gelişmekte olan alanlar olarak baktığımız ilk gece kondular bölgelerinde özellikle hani, kadınlar için yürüyerek erişebilecekleri yerler son derece önemli. Yaşam alanları orası. Evet. Yani hani hareketlilikleri daha çocuğundan düşük. Uzaklaşamaz, evinden uzaklaşamaz, yemeğinden uzaklaşamaz. Yani bugün mesela kağıt konseylerinin mekanlarının şehrin neresinde olduğu bu nedenle çok önemli bir mesele bence. Yani insanların yürüyerek ne kadarı o yerleşimde kağıt konseyine ulaşabiliyor, tek biletle ne kadar ulaşabiliyor gibi. Hani katılımcılığın artışını sağlamak istiyorsak bu tür şeyleri de düşünerek bu mekanizmaları oluşturmak lazım. Tabii yerel gündem 21'ler doğrudan derneklerin değil insanların katılımına dayalı. Onu biraz açalım. Vardı. 21'den kasıt Birleşmiş Milletler. Yerel gündem 21, evet bildiğiniz gibi 94'teki Rio konferansı iklimle ilgili ilk konferanslardandır biliyorsunuz. O konferansta bir yerelin gerçekten gelişme potansiyelini ortaya koyacak olan 21 maddelik bir sürdürülebilir gelişme. Bugün 17 şimdi biraz madde. Daha 17 ve 660 küsür aynen. Alt kırılımları alt kırılımlarıyla baktığımız o zaman onun 21 maddeydi evet. Yerel gündem. Yani yerellerde ulaşılması gereken 21 hedefi, evet. 21 uygulamayı ortaya koyuyordu. O İyi bir başlangıçtı aslında. Evet, ben Yerel Gündem 21 kapsamında çok önemli çalışmalar yapıldığını, Türkiye'de 60 küsur yerde oluştu zaten. Bunların hiçbirinin tüzel kişiliği yoktu, bugün kent konseylerinin de yok. Ama katılımcı ve karar verici olmak için oralarda mesela dernek temsilcisi olmak zorunluluğunuz yoktu. Şimdi öyle zorunluluklar ve kısıtlar var. Bu sivil toplumun, dernekleşmiş sivil toplumun Türkiye'de ne kadar üye tabanı var, ne kadar insan dernek kuruyor, ne kadar insan dernek üyesi gibi bizim hani İngiltere'den falan kesinlikle kıyas kabul etmez bir düşük oranımız söz konusu 12 Eylül gibi meselelerin de sayesinde bu sonuç ortaya çıktı. Yani bir kanal açılmışken o kanal kapatıldı.
tekrar insanlar açmaya çalışıyorlar. Gelenekleri bozuldu sivil toplum örgütlerinin. Bir gelenek oluşturma yolu da kapandı. Hafızaları silindi. Aynen öyle. Yani hani siyasi partilerin biliyorsunuz bütün arşivleri yakıldı, yok edildi. SEKA'ya gitti hamur evet, olmaya. Hani siyasi partiler gibi bütün derneklerin arşivlerine el kondu. Bunlar bugün tabii devlet arşivleri de sayılmadığı için kopyalarını bile bulmak mümkün değil. Kişilerin belki kişisel arşivlerinde var. Yani onun için hani bu sivil toplumla ilgili kısımdan gelen kısıtlar söz konusu. Ama öbür taraftan belediyelerin de kanun yani 5393 sayılı belediye kanunu çerçevesinde biliyorsunuz kent konseylerinin kurulmasını ve bütçeden destek ayrılmasını belediye meclisi karar veriyor. Yani sizin de üyesi evet. olduğunuz gibi belediye meclisi böyle bir şeyin kurulması için bir önerge ile bütçeden de pay verilmesi için bir kuruluş kararı alması lazım. Mesela kuruluşun böyle olması bile bence artık sağlıklı olur. Bir şey değil. Yani isteyen sivil toplum bir araya gelip kent konseyini kurabilir. Belediye sadece meclisinde bu kent konseyini tanıma ve bütçe desteği vermekle ilgili karar verebilir. Buralarda bile mevzuattan kaynaklı sorunlar var. Tabii ki belediyeler dışında tüzel kişilik olmadığı için başka hiçbir kaynağa hibe yarışmalarına başvuramıyorsunuz, kendiniz banka hesabı açamıyorsunuz falan. Bunun getirdiği bir mali özellik eksikliğiyle karşı karşıya kent konseyleri. Yani belediye bütçesine bağımlı. Belediye bütçesinin de asli kontrolü belediye başkanlarındadır. Başkana bağlı bir anlamda gelişiyor. Aslı belediyeler başkanlık rejiminin küçük modelleri. O nedenle hani buralarda da belediye başkanının katılım konusuna, kent konseyine, o yereldeki sivil toplumla ilişkilere nasıl baktığı son derece belirleyici etkiler yapıyor. Kaderini o belirliyor bir anlamda. Bu da yeterli olmayabiliyor çoğu zaman. Olmayabiliyor. Yani bağımsız bir kent konseyini kabul eden, ona saygıyla yanaşan, olağan pazarlık süreçlerini kent konseyiyle yürüten belediye tarafı sınırlı olduğu gibi kent konseyi tarafında da bu sınırlıklar ortaya çıkabiliyor. Yani kent konseyi de kendisini belediyenin emir vereni falan zannedebiliyor. Ne bu tür problemler? Çünkü parayı bütçeye sağlıyor falan gibi bakıyor. Ters oluyor. Yani evet. Sanki kent konseyinde işte atıyorum 15 kuruluş bir araya geliyorsunuz. Atıyorum yakınlarda olduğu için sürdürülebilir kentsel hareketlilikle ilgili bir toplantıya katıldım bu hafta. Yani hani şimdi siz ulaşımla ilgili burada ne yapılması gerektiği konusunda kent konseyinden bir karar çıkartıyorsunuz. Belediyenin mutlaka onu yapması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Belediyenin kendi seçilmiş başkanı var, seçilmiş karar alıcı bir meclisi var, bürokrasisi var. Siz aslında tavsiye edici bir kuruluşsunuz. Tavsiyelerinizin meclise inmesiyle ilgili önergeleştirilmesi gerekir. Yani onlar da otomatik olarak aslında inmesi öngörülmüşken indirilmiyor öyle. Aslında yasa ona şey veriyor ama birçok uygulanmıyor. Çoğu belediyede uygulanmıyor. Yani henüz oturmamış bir katılım mekanizması. Aslında potansiyeli çok yüksek. Yerel katılım kanallarını sağlıklı doğru tarif edebilirseniz gerçekten belediyenin insanların ihtiyaçlarını algılaması, o yereldeki yaşamı nasıl tarif ettikleri ve nereye doğru götürmek istedikleriyle ilgili birikimlerini, buraya nasıl akıtmak istedikleriyle ilgili taleplerini, düşüncelerini çok daha yakından görmek, almak ve birlikte yürümek açısından çok önemli bir fırsat. Evet. Biliyorsunuz katılım beşli bir sistemdir. Hani bilgilendirmeden başlar en alt düzeyde. Evet. Kent konseyi bilgilendirme eksiklerini de belediyelerin giderebilen bir sistemdir. Örnek vereyim ben Karabağlar Kent Konseyi'nde mesela Çay Şeker Bizden Sohbet Hepimizden toplantılarında belediyenin sosyal yardım işleri bünyesindeki yardımları ve danışma sistemlerini, mekanizmalarını
mahallelerde kadınlara tanıtmakla ilgili bir program yürütmüştüm. Çünkü insanlar belediyede 5 tane farklı danışma merkezi olduğunu ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin buralarda verildiğini bilmiyorlardı. Sosyal yardımların fakfuk fonu biliyor insanlar ama belediyenin sosyal yardımlarının başvuru sistemiyle işlediği için maalesef başka türlü bir sistem henüz Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Yani bunları da işte biraz böyle eş dost aracılığıyla gidilirse olur zannediyorlar ki öyle bir şey yok. Hani bunları ancak aktarırsanız, hani bilgilendirmede de birbirimizi bilgilendirdiğimiz bir sistem, birbirimizin bilgisini yukarı çektiğimiz bir sistem kurmak mümkün. Bilgilendirmeden başlayarak pek çok konuda çalışma yürütülebilir. Çok stratejik bir çalışmayı ben Karabağlar'da iki kere stratejik planla yapma imkanı buldum. İzmir'deki kent konseyleri arasında tek örnektir Karabağlar bu açıdan. Hani övünerek söylüyorum Karabağlar Belediyesi ve kent konseyi ayaklarına bakarak. Biz stratejik planla ilgili revize plan çalışmalarını da belediye ben yapmayacağım revize çalışması demesine rağmen kent konseyi olarak yaptık. Tekliflerimizi de sunduk. Ondan sonra da belediye başkanı mesela biz de revize çalışması yapalım kararı aldı. Bu çok değerli bir örnektir. Tabii tabii. Yani çok çok nadir görülen bir durumdur ama çok değerli bir örnektir. İzmir'de de benim çok gurur duyduğum pandemi dönemi çok benim bulunduğum. Evet, sizin başkanlık döneminiz oraya denk geldi. Öyle oldu ama şu anda mesela güzel bir mekanı var kent konseyi. Onu kazandırmanın büyük çabanız oldu. Evet, onu elde etmek çok değerli oldu. Kent konseyi komisyonuyla kent konseyi arasındaki ilişkileri, yani bağımsız karar alıcı olarak seçilmiş olanlar bizlerdik. Siyasi parti temsilcileri olarak meclisti. Bu ikisinin bağlantı noktası kent konseyi komisyonu, komisyonla kent konseyi arasındaki ilişkileri geliştirmek konusunda da mesela Karabağlar deneyiminden ben çok yararlandım. Galiba çünkü Tunç Başkan mecliste bir sandalye de tahsis etti. Evet, evet. Temsil evet. olarak. Bu da evet. aslında önemli bir evet, atılımdı. Evet, evet, evet. Yani şey deprem nedeniyle önceki meclis salonunun yapısı müsait olmadığı için sorunlar vardı. Sonra da deprem olunca salon düzenlenirken öngörülen o koltuğu biz kullanamadık. Yani kent konseyi pratik olarak kullanamadık. O yüzden hani görsel bir sonuç olmadı ama sivil toplum burada demenin bir ifadesi. Çok önemli bir kazanım. Çok önemli. Tabii meclislerin maalesef hani siz belediye meclis üyesisiniz. Eğer konuları içeriden bilmiyorsanız, uzun süreli takip etmiyorsanız, gündeme baktığınız zaman anlaşılır bir şey görmeniz çok, çok zor. Hani ben 2002'de yerel siyasette kadın çalışmalarına başlayan Kader Ankara'da bir ekip kuran kişilerden biriyim. Çok ısrar etmiştim belediye meclisini kadın arkadaşlarımız görsünler etsinler. İşte sivil toplumda ne kadar böyle kanaat önderi özelliği gösteren kadın varsa meclislere götürmeye başladık falan. Hani işte Nalan Nalan olalı böyle zulüm görmedi, işte Nazik Nazik olalı görmedi falan haline dönüştü. İş çünkü 2 saat sürüyor toplantı minimum. Ve o 2 saatte anladıkları tek bir kelime geçmiyor. İşte uzun cümleler. Bu hafta, bu bilmem ne falan. İşte hukuk komisyonundan gelen görüş kabul ediyorum, etmiyorum, biz evet diyoruz. Böyle bir şey geçiyor. Tabii arka plandaki hazırlık bilinmediği için meclisteki yansıması çok hızlı ve şey anlaşılabilir. Anlaşılabilir bir şey değil. Yani hani hala aklımı çok uğraştıran böyle gidip geldiğim şeylerden bir tanesidir. Bu meclislerin izlenebilirliğini sağlayacak olan bir format bulmaya, bir form yaratmaya ihtiyacımız var. Aslında yani meclis konseyleri açısından da çok önemli. Aslında meclis komisyonlarının şeyi toplantıları açık. Yani vatandaşlara da açık. Dilediği zaman dileyen kişi komisyon toplantılarına katılabilir. İzleyebilir. Değerlendirmelerde bulunamasa bile oradaki görüşlerini daha sonra ilgili meclis üyelerine aktarabilir.
aslında yasa buna ilişkin bir şey veriyor, imkan tanıyor. Evet. Ama bu mekanizmanın işletilmesi bir gelenek, bir demokratik geleneğe bağlı olarak mümkün oluyor. Biz aslında Karabağlar'da mesela kent konseyi olarak engelli meclisi ve kadın meclisi için bunu yapmıştık meclisteki ilgili komisyonlara. Hatta kentsel dönüşüm komisyonuna da davet etmiştik, hatırlıyorum. Uzlaşma komisyonunda raportördüm evet, o zaman. Evet, katılmıştınız. Bizim çünkü 2019 seçimlerinden önce sivil toplum örgütleriyle yaptığımız çeşitli çalışmalarla oluşturduğumuz bir işte 2019 seçimleri sonrasında stratejik plan çalışmalarını kent konseyinin belediyeye de destek olarak bir paydaş olarak yapabilmesinin de çok önemli arka planı odur. Kendi aramızda çeşitli çalıştaylar yapmıştık, STK çalıştayları dahil olmak üzere ve oralardan Karabağlar'da 7 öncelikli yerel yönetimin yapması gereken iş tespit etmiştik. Bunlardan 4 tanesi uzlaşma komisyonumuzun işleri arasındaydı. Evet, o nedenle biz görüşlerimizi önceden oluşturmuş olduğumuz için uzlaşma komisyonu. Ve raporlarımızdan da çok yararlandık meclisteki değerlendirmelerimizi ve bazılarında mecliste da başarıya ulaştık. Çok memnunumdur, güzel bir örnektir. Mecliste de biz gerçekleştirdik biliyorsunuz. Görüşlerimizi uzlaşma komisyonunun raporunun konuşulduğu gün divan başkanı olarak belediye başkanının da oluruyla yazılı olarak bütün meclis üyelerine ayrıca sunulduk. Ve orada yani da bir kazanım elde ettik. Evet, bunlar çok değerli katılım örnekleri. Ama sivil toplumun hani böyle yabancıların grassroots level falan dedikleri taban örgütlenmesi, sokak örgütlenmesi, mahalle örgütlenmesi düzeyindeki sivil toplumun zayıf olmasıyla ilgili bu katılım mekanizmaları güçlenemiyor yeterince. Valla emek verirseniz güçleniyor. Ben Karabağlar'da çok önemli gelişmeler var sağladığımızı düşünüyorum. Mesela semt merkezleri üzerinden yaptığımız, kadınlarla yürüttüğümüz katılım mekanizmalarının karşılığını biz aldık Karabağlar'da. Semt merkezleri de belediye başkanımızın önemli bir vizyonu. Kadının mahalle ölçeğinden çıkarak hayatın içine katılmasını kolaylaştıran birer merkez haline dönüştü. Evet. Hem meslek edinme alanları hem sosyal bir takım bilgi edinme alanları olarak kesinlikle etkin bir şekilde kullanılıyor. Ve mümkün olursa da bu sayıyı bütün mahallelerimizde 58 evet mahalleye yaymak amacındayız. Şimdilik sayımız 15. 2014'te 4'tü. Evet, 2014'te yani 4'le başlamıştı. 4'le başladı. Başkanımız onu ısrarla ve kararlılıkla yürütüyor. Evet. Ben önemli olduğunu düşünüyorum kent konseylerinin özellikle. Yani İzmir Kent Konseyi'nden tabii ilin bütünü ölçeğindeki bir şey geçtiğimiz zaman bir ilçeden daha farklı şeyler söz konusu. Ama mesela geçenlerde Karabağlar için bir kız yurdu var biliyorsunuz tabii siz. Mesela orada ben de çok gurur duyuyorum. 200 kızı kapsayan 270 bir sayı hiç küçük değil. Çankaya Kent Konseyi'ndeyken ben Çankaya Belediyesi'nin kız yurdu vardı ve orada biz kız öğrencilerle, orada kalan kız öğrencilerle çeşitli güçlendirme programları yürütmüştük toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde. Kadın Dostu Kent Sempozyumları düzenlemiştik kadın örgütleriyle. Karabağlar'da da mesela kadın istihdamına belediyelerin katkıları, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesinde belediyelerin rolü gibi pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Kent konseylerinin tabii ki önemli günler ve haftalar çerçevesinde yapacağı etkinlikler vardır. Gerekirse basın açıklamaları söz konusudur, şiddetle mücadele açısından katkıları olmalıdır. Yani bugün bence çok önemli bir mesele İran'daki, analım bu arada Mahsa Amini'nin de ve İran'daki kadınların ayağa kalkmasının da ne kadar değerli olduğunu ama ayağa kalkma gücünü kendiliklerinden bulmaları değil bir toplumsal
destek ve güçlenme olarak görmeleri önemli. İşte onu sağlayacak olan mekanizmalar arasında da belediye kaynaklarının buralara akmasını sağlayacak güçler arasında kent konseylerinin, sivil toplumun kanaat önderlerinin de desteğiyle ortaya çıkmış olan güç akıtma mekanizmalarının çok önemli bir parçası olarak görüyorum. Evet. Bu arada şeyle biraz da son olarak şeye değinmek isterim. Kadının katılımı hem siyasete hem de iş dünyasına. Bu önemli bir sorun alanı olarak görünüyor. Gerçekten. Yani siyasetçilerin daha çok erkek olması, bu alanın kadınlara açık olmaması aslında birçok sorunun da temelden ele alınmamasını doğuruyor. Hem siyasette kadının yeri hem de iş dünyasında kadının yeriyle ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Yani siyasetten başlarsak tabii kadınların oy verme hakkının bile siyaset yapmanın en alt düzeyindeki katılım mekanizmalarından biri oy vermek. İşte 19. yüzyılda başlamış ilk örnekler, 20. yüzyılın başları yani söz konusu olan. Türkiye dünyada 17. ülke kadının siyasette oy hakkını kabul eden. Çok uzun, dünyadaki ilk açlık grevi mesela süfrajet hareket tarafından İngiltere'de yapılmıştır. Neden yapılmıştır? Oy hakkı talebiyle yapılmıştır ve zorla beslenmiştir o kadınlar ölmesinler diye falan. Böyle hikayeler de var. Ama yani hani biz tabii Mustafa Kemal'in de kadınların sesini duymaya çok açık kulağının, beyninin olmasıyla da alakalı bir şekilde. Ben minnettarım. Ne büyük bir şans. Bu şans, çok büyük bir şans. Kanlı, uzun bir mücadeleye ihtiyaç kalmaksızın 1930'dan başlayarak, işte önce muhtarlıklarda, sonra seçilmeden başlayıp, sonra seçme hakkı, parlamentoda seçme hakkı geldi. Ama şöyle bir şey var yani, mesela 2014 ile 2019 seçimleri arasında, yerel seçimlerden söz ediyorum, gündemin nelerden oluştuğuna göre kadınların seçilme oranları düşebiliyor. Hani şimdi doğru, böyle genel bir trend halinde yukarıya doğru gidiyor zannettiğimiz şey öyle gitmiyor. Hala düşük ve dalgalı bir seyir izliyor. Bunun çok önemli nedeni kadınların siyasete katılmaması diye sunuluyor. Öyle değil. Araştırmalar gösteriyor ki siyasete kadınların ilgisi erkeklerinkinin yarısı kadar olabilir ama erkeklerin de %36 düzeyinde ilgisi. Yani üçte biri erkeklerin siyasete ilgi gösteriyor. Kadınların siyasetteki yeri gösterdikleri ilgi ve katıldıkları orandan çok düşük bir oranda. Çünkü siyaset eril bir yapıda, erkeklerin egemenliğinde ve erkekler, kadınlarla erkekler aynı şekilde yaşamıyorlar. Farklı yaşamanın getirdiği zamanı, saatleri farklı kullanma söz konusu, sorumluluklar farklı. Beyinlerimiz de aynı şekilde çalışmıyor bence yani. Sizin hayatınızın %99.9 eminim fasulyeyi ne zaman ayıklayacağım, ocağı ne zaman kapatacağım diye çalışan bir parçası yok. Yok tabii. Benimkinin var. Evet. Kaldı ki bu kadar içinde olmanıza rağmen hala olmak zorunda. Onun için hani bütün bu problemler, işte iş hayatına katılma, eğitimden başlayarak toplumsal kaynaklardan yeterince yararlanamamakla ilgili pek çok mesele kadınların siyasette de karşısına çıkıyor. Evde ikinci sınıf olan varlıkların siyasette birinci sınıf olma şansı olmuyor, göstermelik oluyor, benazil butta olursanız oluyor. Hani böyle bir problemli alan var. Ama ben kadınların Türkiye'de son 20 yılda kadın hareketinin çok önemli gelişmeler kaydettiğini, hatta 30 yılda benim aşağı yukarı kendi içinde bulunduğum dönemi de düşünürsem, örneğin 1990'larda biz çok yasa değişikliği gerçekleştirebildik. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminde, o dönemdeki, kuruluş dönemindeki yasal gelişmelere, kanun önünde eşitlikle, sınırlı eşitlik anlayışına falan ancak erişebilmiş olan medeni kanundan, biz sonuçlarda eşitliği sağlamaya dönük çok önemli gelişmelere doğru gittik.
yerel eşitlik eylem planlarına kadar bugün gelen bir zincir söz konusu. Kadın hareketi Türkiye'de görece en güçlü hareketlerden, sivil hareketlerden biri. Ben hala yeterince kitlesel olduğunu düşünmüyorum. Bu son 20-30 yıldaki gelişme, son 20-30 yıldaki gelişme önünün açılıp rahatlamasına mı bağlı yoksa baskının artmasına mı bağlı? Yok, ikisi de değil bence. Yani bir şey tarafı var. Konjonktüre göre değişmekle birlikte, örneğin Cumhuriyet'in 1935 ila işte 45'lere kadar olan dönemde kadınların siyasetteki varlığı, parlamentodaki varlığı, hatta belediye meclislerindeki örnek düzeyindeki varlıkları Cumhuriyet'in medenilik ölçüsüydü. Ne kadar medeni olduğunu gösteren göstergelerdendi, işaretlerdendi. İlaveten desteklenirdi. Aynen öyle bir şey. Fakat sonra çok partili rejime geçilince, çok partili rejim bize ne gösterdi? Çok partiler varsa piyasamızda, siyaset yapısı içerisinde, o zaman hani böylece biz gerçekten demokratikleşmiş, demokratik bir cumhuriyet olmuş oluyoruz. Kadınlar var mı yok mu bakılmaz. İkinci plana düştü. İkinci plana düştü ve birdenbire kadınların yani mecliste 4 kadının olabildiği döneme kadar düştü. Şimdi mesela Adalet ve Kalkınma Partisi açısından kadınların siyasette, vekilliklerde ya da yerel siyasette, meclislerde yer alması kendilerini medenilik ölçüsü olarak sunuluyor. İşte hani Cumhuriyet döneminin ölçütü gibi için onlar öyle için bir şey olarak sunuluyor. Orada tekrar bir çıkış. Ama mesela Halkların Demokratik Partisi için başka bir şey ifade ediyor. Evet, yani doğru. Bugün böyle bir ortak şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğum için ben kendi partim açısından söyleyebilirim. Bizim için mesela adalet, eşitlik, özgürlük sloganlarının hayata geçmesiyle ilgili bir değer ifade ediyor. Evet. Bu tarafıyla önemli. Ve yaşamı değiştirmekle ilişkili bir boyutu var. Kadın hareketi açısından da eşit ve eşitleyici bir yaşam oluşturmak açısından bu düşünülen, öngörülen bir şey, katılımın, siyasi katılımın yüksek olması. Ama hani İzmir özelinde bile, ki İzmir Türkiye ortalamalarının üstünde seyreden yerler arasındadır. İzmir'de 31 belediye başkanımızdan sadece 4'ü. Üçü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, biri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olmak üzere kadın vekil. Belediye meclislerinde 2014'e oranla bu dönem çok büyük bir kısmında belediye meclislerinin kadın oranı düştü, sayıları da düştü. Ama Büyükşehir Meclisi'ndeki sayı 19'a çıktı. Orada bir artışımız var. Türkiye ortalamalarının üstünde gidiyor olmanız sizin olmamız gereken yerde olduğunuz anlamına gelmiyor. Yani hala Türkiye ortalamaları %14-15 civarında milletvekilliği içinde, yerel meclisler içinde bu oran il genel meclislerine mesela tamamen çok düşüktür. Çünkü il genel meclisleri kırsal kesime hitap eder. Yani şimdi kırsal kesime kaç kadın gidip de bilmem ne yapabilir ya da kırsal kesimden kaç kadın gelip il genel meclisinde kendi yerelinin problemlerini temsil edecek. Temsil mekanizmasının nasıl kurulduğu, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu da adaylaştırma nasıl oluyor gibi problemler de üstüne biniyor. Ama bence en kritik meselesi kadınların bu kadar düşük oranda olmaya devam etmelerinin bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği devam ediyor. Yani kadınlar hala bu toplumda erkekler kadar itibarlı, erkekler kadar değerli varlıklar olarak görülmüyor. Eşit insan olarak hala görülmüyor. Belli görevleri var. Ya kız kardeş oluyor, ya anne oluyor, aynen, ya aynen öyle. Kadın oluyor. Aynen öyle. İkincisi, siyaset bugün güç ve para meselesi. Bu güç ve para kadınlarda nadiren bulunuyor. Hani o iş dünyasındaki etkisi de tam oradan bağlayabiliriz. Evet. Ama üçüncüyü de söyleyeyim. Yani kadınların toplumsal cinsiyet rollerinin sonucu olarak aile sorumlulukları, ev ve bakım meseleleri, özellikle neslin devamıyla ilgili sorumlulukları, hasta, engelli, yaşlı bakımının da üstlerinde
olması, yarın işe gitmeniz için gerekli olan bütün ev içi üretimin sorumlusu olmalarının getirdiği bir bakım problemi var. Şöyle söylüyor bizim zaman anketlerimiz, TÜİK ne kadar doğrudur ayrı bir tartışma tabii ama bakın TÜİK'e göre 40 dakika erkeklerin günde kendi kişisel bakımları artı aile sorumluluklarına ayırdıkları zaman çok düşükmüş. Dışarıda işi olup çalışan kadınlar için bu süre 4,5 saat. Eğer dışarıda bir işe gitmiyorlarsa bu süre 5,5 saat. Şimdi hani kadının hayatında siz 5,5 saati otomatına bastım, hani yorulan parmak diye bir reklam vardı bir zamanlar. O parmak kimin parmağı diye soruyordum ben o zamanki televizyon, radyo programlarında. İşte o parmak kadınların parmağıysa o bir iş organizasyonu. Sadece düğmeyi bastım, ah çok yoruldu parmağın, hayatım meselesi değil. O çamaşır makinesine çamaşırlar ne zaman gidecek, orada asılacak, ne zaman kuruyacak, ne zaman katlanacak, ne zaman çekmecelere girecek, ne zaman kirli torbasına tekrar düşecek. Bu bir döngü, bu bir problem, aynı zamanda çözülmesi gereken bir iş problemi. İşte bunun da zihninizi, beyninizi nasıl meşgul ettiği, ne kadar zamanınızı çaldığı. O sırada ben onunla meşgulken erkekler ne yapıyorlar evlerde, kadınlar bununla meşgulken? Zap aletiyle televizyonda, istediği kadar internette, yapıyorsa kitabında, istiyorsa sendikasında ya da siyasi partide bu zaman. Bol zaman geçirebiliyorlar. Şimdi bunun getirdiği tabii ki ilişki ağlarındaki yeriniz, gücünüz değişiyor. Yani bu sorumluluklar ortadan kaldırılmadıkça, eşitlenmedik, eşitlenmek uzak da en azından paylaşılmadıkça. Ya 40 dakika değil de hiç olmazsa 1,5 saat falan olsun. Yani bunlar eşitlenmedikçe kadınların siyasi hayattaki katılımlarını arzu ettiğimiz eşitlik düzeyinde biz görmeyeceğiz. İş dünyasındaki aldıkları paraya da yansıyor. Kesinlikle yani, yansıyor. Ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri orada zorlaşmaya başlıyor. Çalışma hayatında katılımları zorlaşmaya başlıyor. Belki yani istihdam için ben size bir yıl istatistik çıkardım, getirdim. Hani neden bu kadar düşük oluyor, ne oluyor falanla ilgili. Ama şimdi zamanımız kalmadı herhalde. Başka bir zaman belki onları konuşabiliriz ama. Yani iş hayatına yansıyan şeyler elbette girişimciliğe de yansıyor. Birkaç rakam veririz yani. Şirketleri ağırlıklı olduğu için şimdi kızlarına şirketlerinde yer verenlerin sayısı çok arttı. İyi eğitimli kızları olanlar, kızlarına da eğitimde yol açmış olan hani orta ve büyük sermaye açısından söylüyorum. Küçüklerde hala bir erkek egemen, erkek evlat üzerinden yürüyen mesele devam ediyor. Bunların elbette yansıması olacak. Kadın girişimciliğinin mesela artmasının ben siyasette önemli bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Erkekler için sorulmazken kadınlar için üniversite mezunu mu, işte piyanoda çalar mı, atada biner mi, kemanda kullanır mı, işte operada dinler mi falan gibi ilave ve siyasetle hiç ilişkisi olmayan sorularımız var. Erkeklere sorulmazken kadınlara evli mi, kocası, ailesi, siyasette olmasını destekliyor mu gibi sorular var. Yani bunlar bir zihinsel dönüşüm ihtiyacını ortaya koyan gerçeklerimiz diye düşünüyorum. Söylediğiniz için söyleyeyim. Şimdi mesela erkekler için ev erkeği diye bir ünvanımız yok biliyorsunuz istatistiklerde ama kadınlar için var. 10,5 milyon civarındaki kadın ev kadını ya da ev kızı statüsü ile iş gücünün tamamen dışında. Yasal olarak tanımlanmış haliyle böyle. Aynen. Yani onları biz hani insan statüsünde iş gücüne dahil olabilenler statüsünde dolayısıyla oranların da dışında duruyorlar. Kesinlikle dışındalar. Halbuki bunlar potansiyel bir iş gücü. Yani böyle bir problemi var. Mesela çalışamaz durumda olan kadın sayısı erkek sayısının 2 katıdır. Engellilikte de oranlar çok daha yüksektir. Bunun en önemli nedeni kadınlara çok erken yaşlarda sağlıkları için kız çocuklarına verilen yatırımların, yapılan aile yatırımlarının düşüklüğüdür. Çok önemsenmemesidir. Yıllar önceydi ben Dünya Körler Federasyonu'nda kadına yönelik şiddetle ilgili bir tebliğ sunacak bir kör arkadaşıma destek vermek için
bana söylediği kaynaklardan kaset dolu, o zaman kaset dönemiymiş, kaset dolduruyordum. Bir kaynakta Güneydoğu Asya ülkelerinde yapılmış araştırmaları gördüm. Orta kulak iltihabında antibiyotik kullansa bir kutu hiçbir sağlık problemi olmadan problemi geçirecek çocuk. Yoksul ailelerde erkek çocuğuna o antibiyotiği alıyor, kız çocuğuna almıyor. Bu nedenle sağırlık oranı kadınlarda daha yüksek hale geliyor. Hani bakın bir kutu antibiyotiğin parası nedir yani? Hani işte ayrımcılık hayatımızda böyle kılcal damarlar üzerinden günlük yaşamımıza ve hayatımızın bütününe etki ediyor. İş hayatında da aynı şekilde, engellilikte de aynı şekilde. Bakın 11.1 erkeklerde engellilik oranı, kadınlarda 19.4. Çok büyük fark var. Evet. Şimdi engelli istihdamında da tam tersine erkekler %33 istihdam edilebilirken kadınlarda bu oran 12.6. Yani hani kadınlar yekpare bir bütün, homojen bir kitle değil demiştim daha önce konuşurken. Evet, hani engelli kadınların durumu toplumsal cinsiyetle iç içe geçtiğinde, çoklu ayrımcılık söz konusu olduğunda daha bir ağır tablo gösteriyor. Yani istihdamda da baktığımız zaman iş gücüne katılma konusunda tabii ki kalıp yargılarla kadın dediğin evde oturur, işe mi gider, sadece kadınlara özgü iş yeri olursa belki düşünebilirim falan meseleleri tamamen ortadan kalkmış değil. Küçük yerleşimlerde bu iş yeri bulamama meselesi de bugün Türkiye'de çok önemli. İzmir için söyleyeyim. Bizde genç eğitimli derken ortaokul, lise mezunu kadınlardan söz ediyorum. Özellikle orta öğretim tamamlamış kadınlardan. İşsizlik oranı %35'in üzerinde İzmir'de genç kadınlar için. Çok büyük. Çok yüksek. Çok yüksek. Aynı oran erkekler için %20'nin altında. Bu TÜİK rakamları mı? TÜİK rakamları. Kaldı ki biraz önce saydığınız kayıt dışıları ilave ettiğinizde bu rakam çok büyük. Onları katmadan söylüyorum. Yani 15 artı yaştaki gençler iş gücüne dahil edilerek söylüyorum. Yani bunların hepsi çok mesela eğitimle birlikte biliyoruz ki kadınların iş gücüne katılmaları, istihdam edilebilirlikleri artıyor. O nedenle eğitimde kadınlara verilecek destekler çok önemli destekler. Mesela erken çocukluk dönemi destekleri ailelere sadece kadınlar iş gücüne katılsın diye değil. Oralardan başlayarak bilişsel yapıları geliştirilmiş kız çocukların yarın öbür gün yazılımcı olma şansları, matematik ve diğer fen, temel fen bilimleriyle uğraşabilir insanlar olmaları çok daha büyük olasılık. Yani hani bu nedenle belediyelerin, sadece merkezi iktidarın değil, belediyelerin de sosyal politikaları erken çocukluk döneminden başlayarak verilecek destekler sadece annelere destekler değil, pratik. Şimdi biz stratejik ve pratik ihtiyaçlar diye bölüyoruz. Hani stratejik cevaplar, hizmetler daha çok şey diye düşünülür literatürde. Yani zaman içerisinde değişim yaratır diye. Ama pratik ihtiyaçlara cevap vermek de değişim yaratır. Tabii. Uzun vadede yaratır. Ama hani kadınlara verdiğimiz mesela bakım destekleri pratik ihtiyaçlara cevap veriyor gibi gözükür. Ama o bakım ihtiyacından yararlanan, bakım hizmetinden yararlanan çocuklar için başka bir gelecek evet. oluşturduğu için onlar açısından da stratejiktir değişim açısından. Yani bu tür şeylere bakmak lazım. Doğru. İş gücü piyasası çok cinsiyetçi bir yapıdır. Kadın işi, erkek işi ayrımı vardır. Yöneticiliğe geçmeniz kolay değildir. Kadınlara genellikle, özellikle küçük işletmeler açısından söylüyorum. Genç kızken mesela İzmir bunu çok yaşamış bir yerdir. Tütün, yani İzmir'in geçmişinde tütün işçilerinin neredeyse hemen hemen %95-98'i kadınlardır. Ne zaman çalışan kadınlardır? Genç kızken. Evlenene kadar, evlendikten sonra işten çıkar. Çok küçük bir kısmı belirgin bir yaş üstü kadındır, evli kadınlardır, dullardır, yoksul kadınlardır, terk edilmiş kadınlardır. Yani ya yoksulluk nedeniyle çalışırsınız
ya çeyizinizi oluştururken çalışırsınız. İş gücü piyasası onun dışında kadınları pek ciddiye almaz idi. Şimdi bu tür işletmeler ağırlıklı değil artık İzmir'de ama ev işleriyle ilgili sorumlulukla birlikte düşündüğümüz zaman iş gücü piyasasına katılmak o kadar kolay gerçekleşen bir şey değildir açıkçası. Onun için biz şimdi çok böyle şey talepleriyle karşı karşıyayız. Hani, merkezi iktidar da Cumhuriyet Halk Partililere ve çocuklarına kapalı iş imkanları açısından olunca ya özel sektörde çalışacaksınız ya belediyede çalışacaksınız. Bir baskıyla belediyeler karşı karşıya kalıyorlar elbette. Hani güvenilir bir ortamda olsun, gelecek güvencesi olsun. Özel sektör güvencesiz görüyor aileler. Özellikle vasıfsız çalışanlar açısından öyle. Ama yani bütün bunlara baktığınız zaman bence iş gücü piyasasının da yeniden düzenlenmesinde yerel yönetimlere düşen roller de var. O taraflarıyla da bakmak da yararlı. Onu ayrıca konuşalım. Ne zaman istersiniz? Evet. Çok ben teşekkür ediyorum. Size çok fırsat bırakmadım galiba. Akıcı gitti. Yok, gayet güzeldi. Belli istediğim tarz bir program oldu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Evet, fırsat bugünkü... oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Seniye Nazik Işık'tı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım.